Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden doçent doktor Bahri Atay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba Dilek Hanım. Efendim, tarihimizde önemli damgalar vurmuş isimler vardır. Takıyüddin de bunlardan birisi diye biliyorum ben. Takıyüddin ve Rasathanesini konuşacağız ama herhalde öncelikle siz bize Takıyüddin'den söz edeceksiniz. Evet. Kimdir? Teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmaya başlamak istiyorum. Dilek Hanım, Takıyüddin bizim bilim tarihimizde İstanbul'da kurmuş olduğu Rasathane ile ön plana çıkmış bir bilim insanı. Rasathane 1575'te kurulmuş, 1580'de yıkılmış, yani 5 yıl varlığını sürdürebilmiş. Takıyüddin astronom, matematikçi ve mühendis. Efendim, bazı kaynaklara göre Kahire'de doğmuştur, bazılarına göre Şam'da doğmuştur. Babası Mehmet Maruf Efendi Şam'da medresede müderris imiş. Salih Zeki, ünlü bilim tarihçimiz Salih Zeki ve Hüseyin Gazi Topdemir'e göre Takıyüddin eski bir Türk beyi soyundan gelmektedir. Ve temel eğitimini de tabii Kahire'de almış. Aile 1550'de babasının görevinden dolayı İstanbul'a geliyor. Tabii o yıllarda Takıyüddin 26 yaşlarında. Daha sonra tekrar Mısır'a gitmiş, Kahire'de medreselerde müderrislik yapmış. Şimdi Dilek Hanım, 15. 16. yüzyılda Kahire, Şam, İstanbul, Semerkant arasında bilimsel alışveriş açısından ve bilim insanlarının dolaşımı açısından zengin bir ortam bulunduğunu görüyoruz. Evet. Yani örneğin Kadızade Rumi Anadolu'dan kalkıyor, Semerkant'a gidiyor. Böyle bir ortam düşünün. Takıyüddin de Şam'dan Kahire'ye, Kahire'den İstanbul'a geliyor. 1570'te 44 yaşındayken Mısır Beylerbeyi Semiz Ali Paşa'nın sadrazam olması ve onun davetiyle İstanbul'a tekrar geliyor ve Edirne Kapı'da bir medresede 40 akçe ile müderris oluyor. Tabii Takıyüddin sadrazam Semiz Ali Paşa'nın kütüphanesinden çok yararlanıyor. Özellikle sadrazamın çok zengin bir saat koleksiyonu varmış. 1571'de Sultan II. Selim döneminde İstanbul'da müneccimbaşılığa tayin edildiğini görüyoruz. Bu müneccimbaşılığı hatırlatmak istiyorum. Müneccimbaşı saray ve devlet adamları için takvim hazırlayan kişiler bunlar. Efendim, daha sonra günümüzde de bu isim değişmiştir. Yani değil mi, içerik olarak değişti. Geleceği gören, bilen anlamında. Ya, astronom olarak. Hayır, müneccim. Evet. Sözcüğü değil mi? Evet, tabii elbette. Öyledir. Şimdi Takıyüddin konuşmamın başında söylediğim gibi İstanbul Rasathanesi ile gündeme gelmiştir. Tabii Ulu Bey'in zicini izliyor. Ulu Bey'in takvimlerini inceliyor ve bunların artık ihtiyacı cevap vermediğini görüyor. Ve Sultan 3. Murat'a bir rapor sunuyor. Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa ve Hoca Saadettin'in aracılığı ile ve bu işte görevlendiriliyor. Efendim, bir süre gözlemlerini Galata Kulesi'nde yapıyor. O arada Tophane sırtlarında 1575'te Rasathane'nin inşaatı başlıyor. Ve daha sonra Rasathane'ye geçiyor. Minyatürlerden anladığımız kadarıyla Rasathane'de 16 kişinin çalıştığını görüyoruz. Yani 16 kişili bir kadrosu varmış. Bakınız, İslam dünyasında ilk rasathane 9. yüzyılda Halife Memun döneminde Bağdat'ta kurulmuştur. Daha sonra 13. yüzyılda Hülagü'nün emriyle Meraga'da bir rasathanenin kurulduğunu görüyoruz. Bunu Nasreddin Tusi kurdu. Bir de 15. yüzyılda Ulu Bey'in Semerkant'ta kurduğu bir rasathane var. Ondan sonraki en önemli rasathane bu. Evet. Ve Takıyüddin'in kendisi pek çok rasat aleti kullanıyor. Bunların bir kısmını kendi icat ediyor ve eserlerinde özellikle 9 tane kullandığı aletten söz eder. Bakalım bunlar nelermiş? Halkalı araç var, Zatül Halak deniyor. Duvar kadranı var. Azimut yarım halkası var. Tahta kuadrantlar var. Efendim, mekanik saat kullanıyor, kum saati kullanıyor, gök küresi kullanıyor çalışmalarında. Tabii yıldızların ve gök cisimlerinin yüksekliklerini, azimutlarını ölçmek için. Efendim, Profesör Fuat Sezgin hocamız rasathanede kullanılan aletleri minyatürlere yansıdığı kadarıyla biliyorsunuz 3 boyutlu maketlerini yaptırdı. Dinleyicilerimiz bunları İstanbul'da İslam Bilim Teknoloji Müzesi'nde görebilirler. Biliyorsunuz bu müze 2008'de açıldı.
Efendim, bu rasathanenin bir kütüphanesinin de olduğunu öğreniyoruz. Şimdi 1576'da yine aynı yıllarda Danimarka'da Tycho Brahe, Kral 2. Frederick'in emriyle Hven adasında Uranienborg rasathanesini kurmuş. Genellikle Profesör Sevim Tekeli Tycho Brahe ile Tacuit'in rasathanesini karşılaştırır. Batı'nın artık Tycho Brahe'nin rasathanesi ile İslam dünyasındaki rasathaneleri geçtiğini görüyoruz Dilek Hanım. Fuat Sezgin hocamız Tycho Brahe'nin araçlarının İstanbul'daki araçlara göre daha yararlı olmayan aşırı süslemeler içerdiğini, oymalar içerdiğini dikkat çekiyor. Efendim, Tacuit'in ne yaptı bu rasathanede? 1578'de İstanbul'dan bir ay süreliğine takip edilebilen kuyruklu yıldızı gece gündüz hiç uyumadan gözlemliyor. 22 Ocak 1580'de bir Hatt-ı Hümayun ile rasathanenin kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından yıkıldığını görüyoruz. Şimdi neden yıkıldı rasathane? Bu çok önemli bir soru. Tabii astronomi ve astroloji ile ilgileniliyor ve dönemin üleması bunu bir tür büyücülük, falcılık, dinsizlik ve uğursuzluk olarak kabul ediyor. Ama gerçekte rasathanenin yıkılma nedeni Tacuit'in hamisi Hoca Saadettin'in muhalifleri. Yani bir şekilde muhalifler Hoca Saadettin'i yıpratmak istediklerini görüyoruz. Efendim, devrin Şeyhülislam'ı Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin bu konuda bir fetva verdiğini görüyoruz. Şöyle deniyor. Yani her nerede böyle bir rasat kuruldu ise orada felaketlerin birbirini kovaladığı söyleniyor. Efendim, tabii padişah korkuyor. O yıllarda veba salgını da var ve yıkılmasını emrediyor. Efendim, Tacuit'in rasathanenin yıkılmasına çok üzülüyor Dilek Hanım. Evine kapanıyor. Ve son yıllarında sıkıntı ve üzüntüyle geçiriyor son yıllarını. Kabri Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahı haziresindedir. Evet, peki ne yaptı bu zaman? Evet, ne yaptı? Dinleyicilerimizle paylaşayım. Ayın ve gezegenlerin hareketlerini bugünkü değerlere yakın bir şekilde ölçtü. Bakınız, Tycho Brahe'nin araçları onun araçlarından daha iyi. Ama o Tycho Brahe'den daha iyi ölçümler yapmıştır bu rasathanede. Efendim, ondalık kesirleri trigonometri ve astronomiye uyarladığını görüyoruz. Efendim, eserleri neler? Matematikle ilgili eserleri var. Astronomi, fizik, optik, mekanik ve tıp konularında eserler yazmış. Bu eserlerin bir kısmı Arapça, bir kısmı Türkçe. Örneğin bir eseri var, El Meşahibul Mushire diye. Burada av kuşları ile bunların terbiye ve tedavisini anlatmış. Yani bundan söz etmemin nedeni o dönemdeki bilim insanlarının ilgi alanları ne kadar geniş görüyorsunuz Dilek Hanım. Efendim, kütüphanelerde 22 tane eseri tespit edilmiştir. Bu eserler üzerine pek çok bilim tarihi hocamız doktora tezlerini hazırlamışlardır. Efendim, şimdi sonuç evet. Olarak. Efendim, Tacuit'in rasathanesinde gördüğümüz gibi Osmanlı Devleti'nde bilime yapılan bir yönetim desteği kurumsallaşmamıştır. Ve kararlı bir bilim siyaseti izlenmemiştir. Bu hususu bilim tarihi hocamız Profesör Doktor Remzi Demir de çok altını çizmektedir. Tacuit'in 59 yıllık ömrüne az önce sözünü ettiğimiz gibi bu pek çok eserini sığdırmıştır Dilek Hanım. Şimdi bakınız, maalesef bizde rasathaneler bilim akademisine dönüşememiştir. Zaten yıkılmıştı. Evet, yıkıldı. Yani, evet. Hani gönül isterdi ki bunlar bilim akademisine dönüşebilsin. Bakınız, evet. Örneğin ilk bilim akademisi 1603'te İtalya'da kurulmuş. Efendim, Akademie dei Lincei diye. Arkadan Fransa'da 1635'te Kardinal Richelieu tarafından Fransız Bilim Akademisi'nin kurulduğunu görüyoruz.
Efendim Londra'da Kraliyet Cemiyeti 1660'ta kurulduğunu görüyoruz. Ve burada işte doğa olaylarının açıklanması ile ilgili pek çok deneysel yöntemin yapıldığını görüyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti evet kurmuştur. Ne zaman kurdu Dilek Hanım? 1851'de Encümeni Danişi kurdu. Ama çok uzun yıllar sonra. Evet, çok uzun yıllar sonra. Ama Encümeni Danişi de biz bir bilim akademisi olarak kabul edemiyoruz. Çünkü daha çok burası tarih ve edebiyata yoğunlaşmıştır. Yani tamam evet Cevdet Paşa tarihi Cevdet'i yazdı bu sayede. Fakat burada diğer bu İtalyan, efendim İngiliz, Fransız akademilerinde olduğu gibi doğa bilimleriyle ilgili deneyler, gözlemler yapılamıyor. Aslında Osmanlı'da bu Takiüddin'in son rasathanesi bu iş için çok uygundu. Pekala eğer padişahın ve devlet adamlarının desteği olabilseydi bu bilim akademisi dönüşebilirdi bu rasathane. Maalesef dönüşememiştir. Şimdi ne oldu sonra? Bakınız Osmanlı arşiv vesikalarında keşfettim. 1848'de Osmanlı'nın yeni bir rasathane için gerekli aletleri Avrupa'dan satın almaya başladığını görüyoruz. Ve Osmanlı'da İstanbul'da modern rasathanenin 12 Temmuz 1868'de kurulmaya başlandığını görüyoruz. Yani ne zaman yıkılmıştı Takiüddin Rasathanesi? 1580'de. Aradan 288 yıl geçmiş. Evet. Yani Osmanlı Devleti'nin yeni bir rasathaneye kavuşabilmesi için. Ama yine de yani iyi bir adım, güzel bir adım değil mi? Vazgeçilmemiş. Tabii elbette iyi. Ve bunu buranın müdürünün Kumbare diye birinin olduğunu görüyoruz. Muhtemelen Fransız birinin olduğunu görüyoruz. Yani daha sonra tabii Sinop'ta, Trabzon'da, Selanik'te 19. yüzyılda tek tek rasathaneler açılmaya başlanıyor. Efendim 1896'da biz Salih Zeki Bey var, çok ünlü bilim tarihçimiz, matematikçimiz. Onun rasathanenin müdürü olduğunu görüyoruz. Sonra bir ara Emil Lakovi'nin müdürü olduğunu görüyoruz. Daha sonra biliyorsunuz Fatin Gökmen rasathanenin müdürü oldu ve bu rasathane bugün Kandilli Rasathanesi olarak bilinir. Ve özellikle biliyorsunuz depremlerde çok sözü geçiyor Kandilli Rasathanesi'nin biliyorsunuz. O ölçümler o yapıyor. Yani Dilek Hanım bu konularda çok yani fazla daha fazla bilgi edinmek istiyorsa dinleyicilerimiz özellikle bilim tarihçimiz Salih Zeki Bey'in eseri Asar-ı Bakiye çok güzel bir eserdir. Birinci cildinde Takiüddin'e ve eserlerine çok geniş yer ayırır Salih Zeki Bey. Ondan sonra Sevim Tekeli. Sevim Tekeli, Profesör Sevim Tekeli biliyorsunuz. Aydın Sayılı'nın büyük bilim tarihçimiz. Aydın Sayılı'nın öğrencisidir. Ve doktora tezini Takiüddin'in rasathanesi üzerine yapmıştır. 1960'lı yıllarda. Dinleyicilerimiz onun eserlerine bakabilir. Sevim Hanım, Sevim Tekeli özellikle Nasreddin Tusi, Tycho Brahe ve Takiüddin'in rasathanelerini karşılaştırdığı çok güzel bir eser yazmıştır. Aydın Sayılı hocamızın da bu rasathaneyle ilgili çok güzel eserleri var. Bunlara bakılabilir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için.